Çocuk, sayın basın mensupları, derneğin değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Dördüncüsünü düzenlediğimiz olağan genel kurulumuzu yapmak üzere buraya toplandık. Gerekli görüşmeleri içeride genel başkanımın başkanlığında yaptık ve seçim sürecine şu anda başlıyoruz. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Divan Kurulu Başkanlığı'na Şükrü Boyraz'ın, Başkan Vekilliğine Mustafa Aydın'ın, yazma ve katip olarak Ekrem Yaman'ın olmasına teklif ediyoruz. Kabul edenler kabul edilmiştir. Sayın Genel Başkanım Şükrü Boyraz, Sayın Mustafa Aydın, Sayın Ekrem Yaman. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz önce. Şube Başkanımız açılış konuşmasını yaptı, çoğunluğun sağlandığını ilan etti. Öncelikle ben toplantıya geçmeden önce başta buranın kurucusu olan sevgili Tığcan kardeşimin ve Ulu Önder Atatürk ve bütün şehitlerimiz adına sizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Üyeler, arkadaşlar, artık ne sayarsanız biz bir aileyiz. Öncelikle birkaç kelime etmek istiyorum müsaade ederseniz. İçeride parça parça konuştum ama konuşmamı duymayan arkadaşlarımız olabilir. Türkiye'de daha doğrusu canlının yaşadığı her yerde mutlaka engelli insan da vardır, yaşlı insan da vardır, çocuk da vardır, kadın da vardır, erkek de vardır. Ama bu toplumun bir yaşayış biçimi vardır. Ülkemizde maalesef engelli deyince evlerinde mahpus hayatı yaşar, ebeveynleri gönüllü gardiyanlık yapar. Yani istihdamda fırsat eşitliği verilmez, eğitimde fırsat eşitliği verilmez, sosyal yaşantıda da fırsat eşitliği verilmez. Nedir bunlar? Eğitim, insanların vazgeçilemeyeceği, çünkü bir işe gireceğin zaman ya da bırak işi, yolda yürürken bir sokağa adını okuyabilmen için okula eğitime ihtiyacım var. O harfleri öğrenmeye ihtiyacım var. İşe girebilmen için diplomaya ihtiyacım var. İşe girebilmen için eğitime ihtiyacım var. Bunlar olmayınca ne oluyor? Sadece evde bir köşede olan diğer bir canlıdan hiçbir farkımız olmuyor arkadaşlar. O zaman insan olmanın onurunu bizden kısıtlayan yöneticilere karşı durabilmemiz, haklarımızı savunabilmemiz için işte biz 1960'ta kurulan Türkiye Sakatlar Derneği çatısı altında örgütlenerek Türkiye genelinde bugün eğer engelli çalışıyor ise Türkiye Sakatlar Derneği'nin imzası var altında. Engelli araba kullanıyor ise Türkiye Sakatlar Derneği'nin imzası var altında. Engelli iş bulup çalışıyor ise yine öyle. Yeterli mi? Hayır, çok gerideyiz. Avrupa'ya göre en az 30 yıl gerideyiz. 30 yıl. Peki bu 30 yılı kısabilmemiz için, daha asgariye indirebilmemiz için ya da ortadan kaldırabilmemiz için ne yapmamız lazım? Mücadele etmemiz lazım. Yani aş bulan, iş bulan, eş bulan engelli arkadaşımız bana ne deyip ben hayatımı kurtardım deyip arkasını dönüp giderse buradaki diğer arkadaşlarımız kendi kaderiyle baş başa kalır. Hani az önce dedik ki eğitim, eğitim, eğitim. Yani işe girmiş olabilirsin, eğitim almış olabilirsin. Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Önce insan olmanın mücadelesini veriyoruz. Yerel yönetici ya da kanun yapıcı ya da kanun uygulayıcı çıkan yasaları
uygulamamak için direniyor ise, bizi görmezden geliyor ise, biz görünür kılmalıyız kendimizi. O yüzden biz bu çatının altısındayız. Sabahın altısında İstanbul'dan kalkıp buraya aranıza onun için geldim. Ben maaşlı değilim ki işimi yapıyorum diyeyim. Sizler gibi biz de gönüllüyüz. Tek derdimiz hiçbir ülkemizin hiçbir köşesinde insanların sakatlanmaması için mücadele etmek. Yani teröre dur demek. Trafik terörüne dur demek. Akraba evliliğine dur demek. İç kazalarına dur demek için biz çıkacağız sokağa. Eğer toplum bizi görür ise kardeşinin kızını, oğlunu almaktan çekinecek. Biz bunları söylersek. Bilmiyor çünkü toplum bilinçsiz. Biz sokağa çıktığımızda şoför ya da diğer yaya trafiğinde olan insanlar daha dikkatli olacak. Aman trafik kazasına bak, insanlar sakat kalıyor diyecek. Biz kol kola olup sokağa çıkarsak iş kazasını işveren ya da işverenin temsilcisi oradaki işçinin sakatlanmaması için önlemini daha çok alacak. Ama biz evlerimizde anamızın babamızın yaptığı nasıl bir çorba kaynıyor her evde, ona kanaat getirip evimizde durursak ya da nasılsa ben kendimi kurtardım, eşimi de buldum, işimi de buldum, karnımı da geçirip giriyorum ya da evde bakım alıyorum, işte 2022'den de maaş alıyorum, sakatlık maaşı. Bana ne diyor Ahmet'ten, Ayşe'den, Fatma'dan? Öyle olduğumuz zaman almış olduğunuz hakların hepsi bir bir kaybolacak. Ve şu an birçok haklarımız kayboluyor. Belki içinizde sakatlık maaşı alanla ve ondan geçinen arkadaşlarımız vardı. Şu an kesilmiş olan arkadaşlarımız vardır. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun savaşını veriyoruz. Ama arkamızda kimse yok. Az önce arkadaşı dedi ki ben de şimdi çıkarım sokağa, bağırırım. Ben bir tokat yerim, arkama döner bakarım, siz yoksanız ben bir daha gelmem dedi. Sizin için çıkıyorum sokağa. Yani biz hep beraber olursak bir şey başarabiliriz. Olamazsak buraya toplanmamızın, bakın buraya Allah rahmet eylesin, çok büyük hizmetler oldu. En azından bu çatıyı kurdu size. Bu çatıyı kurdu. Arkasından herkes bir şey söyleyebilir, bir iftiraya kurban olabilir, yapmış da olabilir dedikleri itirafları, suçları. Ama insanın yaptığı iki elin arasını alacaksın. Birisi günahını derler ya, sevabı. Bana göre sevabı daha çoktu. Bugün burada olsaydı yine aynı lafları söylerdi. Ben yüzüne de bu lafları söyledim. Hiçbir zaman onun kırılmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Geldik burada inceledik. Bir baktık yani şikayet ederdi. Yiyelim. Kendi içlerinde trafik çalışıyor. Olabilir, ağır engelli. Herkesin zaafları vardır. Nasıl ki sigara tiryan gizli sigara içiyor. O da alkol içiyordu belki. Ama meyhaneye gidemiyor. Evde içemiyor. Burada iki arkadaş yine. Kimse yokken belki içmiş olabilir. Biz görmedik. İftiraları söylüyorum. Biz görmedik. Ama buna rağmen burayı size kurdu ve size emanet etti. Nasıl ki Ulu Önder Atatürk bize ülkemizi kurdu, bize emanet etti, gitti. Biz kıymetini biliyoruz, bilmiyoruz, o tartışılır. Bana göre bilmiyoruz. Türkiye şu an uçurumun ucunda. Gitti gidiyor. Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılında kuruldu. Bütün kuruculara, ölenlere Allah rahmet diliyoruz. Kalanlara da Allah uzun ömür versin diyoruz. Çalışanlara, emeği geçenlere teşekkür ederiz diyoruz. Lütfen seçimden seçime gelmeyin. Buraları çatısını doldurun. Yönetimi çalıştırın. Sizler çalışın. Nedir sorununuz, sıkıntınız? Paylaşın. Çağırın bizi, biz gelelim. Engelli haklarını anlatalım. Size burada destek olalım. Ama siz faaliyet gösterirseniz biz geliriz. Yoksa biz gelemeyiz. Çünkü biz de yani eşimizden, işimizden, sosyal yaşantımızdan zaman çalarak yetişmeye çalışıyoruz. Bakın bu ay gittiğim yerleri size saysam şaşarsınız. Amasya, iki sefer, Samsun, Bafra, Ordu, Tokat, geçen hafta yine Ankara ve Adana. Bugün burada. Salı günü yine Ankara'da olacağım.
Döneceğim Batman, Diyarbakır, Mardin'de olacak. Bakın terör, insanlar orada sokağa çıkmaya korkuyor. Biz orada engelli mücadelesine gidiyoruz. Çünkü bizim işimiz bu. Biz bunun için seçildik. Bizi kimse silah zoruyla buraya oturtmadı. İsteyerek yapıyoruz. Ne için istiyoruz? Az önce dediğim gibi annelerimizin engelli çocuk doğurmaması için. Trafik kazasında insanların engelli olmaması için. Terörden insanların ölüp ya da engelli olmaması için. Ama her ne altında olursa olsun engelli olan insanları da eşit yaşam koşullarını oluşturabilmek için mücadele ediyoruz. Siz olursanız bu mücadele devam eder. Siz olmazsanız bu mücadele devam etmez. Biz şimdi yarın ya da bugün bu derneğin burada kapandığı zaman kime ne faydası olacak? Gelmezseniz, çalışmazsanız, hareket etmezseniz kapanır burası. Kapatmak zorunda kalırız. Ama burayı coşturalım. Dolduralım. Daha aktif olalım. O zaman iş de buluruz, aş da buluruz, eş de buluruz. Ama biz buraya gelmezsek evde bizi kimse görmez arkadaşlar. Anamızdan, babacımızdan, kardeşimizden başka bizi kimse görmez. Belki komşumuzla aramızı iyice o görür. Onun dışında bizi kimse görmez. Biz görünür olmalıyız. Toplumun içinde olmalıyız. O nedenle bugün burayı önemseyip gelen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 9 maddelik bir gündem var. Bu gündemi okuyup oylarınıza sunacak. Gündeme ilave etmek istediğiniz başka bir madde varsa onu da oylarınıza sunacağım. Çoğunluk evet derse gündemde yer değişikliği ya da ilaveler yapabiliriz. 1. madde açılış ve yoklama. 2. madde başkanlık divanının teşekkürü. 3. madde saygı duruşu ve istiklal marşı. 4. madde yönetim kurulu ve denetleme kurulu faaliyet raporları okunması ve müzakeresi. 5. bilanço gelir ve gider hesaplarının müzakeresi. 6. yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülmesi. 7. yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu, asil ve yedek üyelerin seçimi. 8. dilek ve temenniler. 9. kapanış. Bu maddeyi ilave etmek istediğiniz başka bir madde var mı? Peki 9 maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplaşma geçildi. 1. 2. madde okundu. 3. madde başkanım var. Oylar. 4. madde yönetim kurulu 3 maddeyi yaptık. 4. maddeyi takdim ediyorum size. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu faaliyet raporlarının okunması. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülmesi. Onu hazırlayamadık biliyorsunuz, konuşmuştuk. Bununla ilgili kendim şey yapabilirim. Ama yeni dönem hazır. Yönetim kurulu tarafından hazırlanmasına diyeceğiz. 6. madde yok o zaman. Şimdi gündemin 7. maddesi yeni dönem başkan ve yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu, asil ve yedeklerin seçimine geçiyoruz. Aday listeleri varsa onları alalım. Burada bir tane aday listesi var. Başka aday listesi var mı? Başkan adayı Ali Özmen. Yönetim kurulu üyeleri Nevzat Ayar, Mustafa Aydın, Şükrü. Sayın Başkanım, bu bahaneyle de tanışmış olalım. Çağıracağım arkadaşlar. İsimlerini çağırdım arkadaşlar. Kürsüye geçerse sevinirim. Evet. Nevzat Ayar, Mustafa Aydın, Şükrü. Tamam. Özlem Çelik. Peki. Özlem burada ama herkes tanıyor Özlem'i zaten. Ben tanıyorum zaten. Başkasına gerek yok değil mi? Ama Özlem'in cezası çok büyük. Evinde ben ona söylediğimi yapacağım ama haberin olsun. Şahitlerim var. Ekrem Yaman burada. Yönetim kurulu asil üyeleri hepsi burada. Aday olanlar, başkan dahil. Yedek üyeleri Cevriye Çürük, Alpay Durgut, Abdullah Kazancı,
Aykut Gül. Aykut içerideydi. Mustafa Yıldırım. Denetim Kurulu asil üyeleri Şaban Uğur, Halil Savaş, İsmail Türker. Evet. Disiplin Kurulu'nda isimlerini okuyacağım size ama yer kalmadığı için arkadaşlar burada izleyebilir. Derya Elmayara, Doğan Duman, Tugay Dizdaroğlu, İbrahim Süren, gelecekler arasında gelmedi şu anda. Recep Uğur. Bu listeyi destekleyenler, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, teşekkür ederim. Oy bile kabul olmuştu. Gündemin 8. maddesi, dilek ve temenniler bölümünde konuşmak isteyen var mı? Söz alan var mı? Bak yani çok şey oluyor, başkanımız kaçırmaya çalışıyorum diye. Ben mikrofon vereceğim ablacığım sana. Başka söz almak isteyen var mı? Dilek ve temenniler bölümünde. Hanımefendi mikrofonu verelim, ondan sonra da Ali Bey'e bir teşekkür konuşması yapsın. Bitiyor toplam. Şey, sayın başkanım, en azından yani başkanımız başka işte çalıştığı için burası kapalı kalıyor. Onun yerine gündüzler kalabilecek bir kişi. Yani burada açık tutma açısından. Anladım. Teşekkür ederim. Gelenden evet, onun cevabı veren teşekkür konuşmaları yani, toparlayalım. Biraz daha açık kalsın. Doğru söylüyorsunuz. Yani. Hepinize katkılarınızdan ve desteklerinizden dolayı en başta tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bugün itibaren yeni bir yola çıktık. Başkanımın az önce dediği gibi yeni bir ekiple, yeni bir azimle güzel şeyler yapacağız. Yüksel ablacığım senin dediğin gibi bundan sonra dernek kapanmayacak. İnşallah ya ablacığım. Hafta içi hiç olmazsa hafta içi 5 gün full time açık olacak. Hafta sonlarına söz veremiyoruz. Onun haricinde çok güzel projelerimiz var. Derneğin gelirleri kat ve kat artacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Hazırlıklarımız sürüyor. Onun haricinde ekibimiz sağlam bir ekip olduğuna inanıyorum. Ekibimizle beraber çok güzel şeyler yapacağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, ünitenin 9. maddesi genel kurul sona ermiştir. Hepiniz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.